Bismillahirrahmanirrahim. Kul amennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakûb'e ve lesbâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim. La nüferriku beyne ahadim minhum ve nahnu lehu muslimun. De ki Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rablerinden verilenlere inandık. Böyle söyle, İslam imanı işte bu. Onların arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olmuşlarız. İslam'a inanmayan bütün peygamberleri reddeden kişidir. Bu ayete dikkat et. İslam'ın imanı, geçmişin bütün değerlerini geleceğin değerlerin içinde toplar. Kur'an'a dikkat et, hayat bul. Gerçek iman ile kişi hayat bulmaya başlar. Ve men yebtegi gayral islami dinen felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel hasirin. Bu ayete de bütün dünya dikkat etsin. İnsanlar ve cinler bu ayete dikkat etsinler. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve men yebtegi gayral islami dinen. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecek ve ahirette de zarar edenlerden olacaktır. Ahirette onlar hep husrandadırlar. Ne diyor? Felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel hasirin. Dünya aklını başına alsın. Allah bir, din bir, o da İslam dinidir. İnsanlığı aldatmaya gerek yoktur. İnsanlığı aldatan insan, insanlara ne yapıyor? En büyük zararı veriyor. İki cihanda husranda kalmasına yardım ediyor. İnsan oğluna işte Kur'an-ı Kerim, hayat veren yüce ayetleriyle insanlığı doğruya yalnız Allah'a çağırıyor. Bak ne diyor yine Cenab-ı Hak? Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner rasule hakkun. اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkara sapan bir milleti Allah nasıl yola eriştirir? Allah zalimler güruhunu doğru yola iletmez. Ülaike cezauhum enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi ven nasi ecmain. Şöyle bir dikkat et. İşte onların cezaları Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onların üzerindedir. Halidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu ve lahum yunzarun. Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَسْلَهُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ.
Ancak bundan sonra tövbe edip kendini düzeltenler başka. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. İşte kurtuluş kapısı budur. Ebedi saadeti kaybedenlere yeniden kazanma, kurtuluş imkanları, ümit kapıları açılmıştır Kur'an-ı Kerim tarafından. İmana gelin, tövbe edin, imana gelin, tövbe edin, İslam'a girin diyor Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Mevla buyururlar ki, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. Şüphesiz imanlarının arkasından küfreden, sonra da küfrünü artırmış olanların tevbeleri asla kabul olmaz. Kabul olunmaz. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ زَهَبًا وَلَا يُفْتَدَى بِهِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Muhakkak ki inkar edenler ve kafir oldukları halde de ölenler, yeryüzü dolusu altın fidye verseler bile, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azap onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Ey insanlık alemi, imanla yaşa, imanla öl. Sakın ola ki imansız, İslamsız yaşama. Sakın ola ki bir nefesini dahi imansız, İslamsız israf etme. Her nefesini Allah'ın yoluna harca, imanla teneffüs et. İmanla nefes alıp ver, ömrünü iman ve İslam ile Allah'ın yolunda tüketmeye bak. Yine Yüce Rabbimiz İmran suresinin ayetleriyle hayat veren derslerimiz devam ediyor. 92. ayetinde Cenab-ı Hak der ki, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.